Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış aylarının vazgeçilmez sebzesi olan kabak tatlısı tarifini anlatacağım. Buyurun, tarif listemizle başlayalım. Gördüğünüz gibi burada 2 kilo kabağım var. Önce onları doğrayacağım. Tenceremizi alıyorum. Şu şekilde doğrayacağım. Evet arkadaşlar, kabaklarımızı doğradım. Ben 2 kilo kabağa 3 su bardağı, şu 200 miligram su bardağı şeker kullanıyorum. Çok şekerli sevmediğim için. Siz biraz şekerini fazla seviyorsanız 2 su bardağı kullanabilirsiniz. Her yerine gelecek şekilde şekerle kaplıyorum. Şu şekilde. Ve ağzını kapatıyorum. Akşamdan sabaha kadar bekleteceğim. Şekerimiz, kabağımız kendi suyunu bırakacak. Şekeriyle birlikte eriyecek, sulanacak. Kadar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kabağımız şekeriyle bekledi ve suyunu saldı. Üzerine hiçbir şekilde su eklemeyeceğim. Kendi suyuyla pişecek. Ocağımızın altını açıyorum. Şekilde. Arada bakacağım, bir yarım saat pişecek. Evet arkadaşlar, kabaklarımız pişmeye devam ediyor. Arada bu şerbetin yüzünde kalan kabakları çevirelim. Yoksa pişmiyor. Üsttekiler diri kalabilir. Pişmediğini kontrol edebilirsiniz bir çatal yardımıyla. Daha benimkiler pişmemiş, diri duruyor. Kaşığım bile gördüğünüz gibi ezilmiyor bile. Bir 15 dakikadır pişti, bir 15 dakika daha ya da 15 ya da 10 dakika pişmesi yeterlidir. Evet arkadaşlar, kabak tatlımız pişti. Gördüğünüz gibi bak. Çatalımız tamamen batıyor içine. Yumuşacık oldu. Biraz şerbetli olması gerekiyor. Eğer şerbetini çekerse bu tatlı tamamen kuru olur ve tatlı tadı alamazsınız. Ben ocağımın altını kapattım. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, kabağımız dinlendi. Ben böyle borcam tepsiye aldım. Siz biraz kızartı seviyorsanız fırında 10 dakika pişirebilirsiniz. Ben tencerede tercih ediyorum. Bu kabak tatlısını fırında da yapabilirsiniz. Şimdi servis tabağımı alacağım. Gerçekten kış ayının olmazsa olmaz tatlılarından bir tanesi. Biraz kabağı şerbetli bırakmak gerekiyor. Kuru olduğu zaman pek tadı olmuyor. Ben de sizlere göstermek istiyorum. Şerbetinden üzerine ekliyorum. Tatlımızın. Şekilde. Ekledim. Şimdi böyle tahinimiz var. Tahin aldığınız zaman mutlaka iyice karıştırın. Yoksa donma oluyor. İyi bir şekilde kıvam alana kadar karıştırmak gerekiyor. Şekilde. Kıvam alması gerekiyor bu şekilde. Yoksa tahinlerde yağ yüzüne birikiyor. Bu şekilde göstereyim size. Şimdi kabak tatlımızın üzerine şu şekilde tahini döküyoruz.
Tahini bol seviyorsanız eğer bol da dökebilirsiniz. Kabakla ikisi gerçekten çok güzel yakışıyor. Ayrı bir lezzeti var. Şu şekilde. Evet. Şimdi üzerine ceviz ekleyeceğim. Bunun üçü kardeş yani ceviz, tahin ve kabak gerçekten olmazsa olmazlarından bu üçlü. Ben sürekli yapıyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Kabak tatlınızı bu şekilde yaparsanız kabak sevmeyenler bile emin olun bu tatlınızı çok sevecektir ve bayılarak yiyeceklerdir. Gördüğünüz gibi mükemmel oldu. Deneyecek arkadaşlar şimdi afiyet olsun. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.